'Cause I'm tired of the sun. And every morning all feels the same. With it all the rainy days. Dönem açıldı. Öncelikle hayırlı olsun herkese yeni eğitim öğretim yılı. Şu an deprem oldu. Hayatımda yeni bir gelişme daha oldu. Ani bir kararla Batman Üniversitesi yüksek lisans. Şimdi size şok olacağınız bir şey göstereyim. Korkudan. Tell me that you're okay. Every
Selamlar, yeni bir videodan ve Batman'dan. Doğru düzgün böyle herhalde haftalık vlog'a başladım. İlk video buradaki. Geçen haftaki çünkü böyle biraz daha işte koşturmacalı, ev yerleştirmeceli öyle bir video olmuştu. İnşallah bu hafta sonuna yetiştirirsem güncel olarak haftayı izlemiş olacaksınız. Bugün günlerden salı günü. Biraz okul hakkında falan konuşuruz. Şimdi evden çıkmam gerekiyor çünkü saat 17.51, 6'da lazere gideceğim. 6'da randevu var. Şimdi bir 10 dakikaya hemen oraya yetişirim. Ondan sonra tekrar zaten konuşuruz. Hazır evden çıkmadan da bir videoyu başlatayım dedim. 2 gündür okula gidiyoruz. Dönem açıldı. Öncelikle hayırlı olsun herkese yeni eğitim öğretim yılı. Böyle çok hızlı bir giriş oldu. Dün benim nöbet günümdü. Dün videoyu başlatırım diyordum ama dün okulda full girdim. Bir de nöbet vardı. Gerçekten eve geldim. 2 saat uyumuşum, sonra bir baş ağrısı, çok kötü oldum. Çünkü ondan önce de Van'daydık, hani koştur koştur olduğu için. İşte dün biraz bir şeyler çektim, böyle kargodur, odur, budur. Bugün de okuldan geldim, şimdi de dışarı çıkacağım. Yemek hazırlığı falan yaptım. Çünkü ben geleceğim, sonra yemek yiyip Feyyaz'ın seansı başlayacak. Öyle bir yoğunluk olduğu için dedim yemeği de hazır edeyim. Çorba yaptım, işte kızartma yaptım. Onlar hazır. Gelince yemek yeriz. Umarım sizler de severek izlersiniz bu videoyu. Özlemişsinizdir Batman videoları. Çünkü sürekli Batman videoları artık gelsin deniyordu. Yavaştan artık başlıyoruz. Hızlı, yoğun bir dönem oluyor. Zaten bütün gelişmeleri size bu videoda anlatırım. Bayağı bir gelişme var. Neyse, şimdi ben evden çıkıyorum. Görüşürüz. Evet, Van'dan aldığım çantayı bilmiyorum size gösterdim mi ama yani aldığımız şöyle. Onu taktım. Gerçekten aşırı kaliteli ve bu fiyat almamız çok çok iyi oldu. İyi ki de almışız. İyi oldu yani. Sevindim onu aldığımıza da. Hatta keşke küçük boyunu alsaydım dedim. Benim için olmadı. Niçin olmadı? Ben yaşamam boyunca bir görev yerinden öteki görev, orada yaşamam. Bazı insanlar vardır. İsviçre'de yaşamaya çalışır. İşte eski görev yerinden ne kadar başarılı. Thank you.
şu an yani. Deprem oldu. Evet, durdu çünkü deprem anında, çekemedim ama böyle bir yavaş yavaş korktum, sallandı. Acaba nerede oldu? Kurtalan falan olmasın yine, Siirt miyit orada çok oluyordu ya. Geçen sene de bu zamanla sabah olmuştu. Ay çok fenaydı. Nerede oldu acaba? Yalnız salladı yani. Gerçekten. Merhabalar herkese. Herhalde ben bu videoyu başlatmadım. İnanın gerçekten bu hafta ne çektim hiç bilmiyorum. Ben şöyle bir videonun karşısına geçip sohbet edeyim dedim derken ezan okumaya başladı. Bir dakika kapıyı kapatayım çünkü çok ses geliyor. Onun bitmesini beklersem bu sefer de Feyyaz gelir büyük ihtimalle. O yüzden en iyisi konuşayım. Evet, gerçekten... Böyle hızlı bir haftaya giriş yapmış olduk. Ben de videoları biraz güncele çevirmeye çalışıyorum. Aslında planım bu videoyu pazar günü atmaktı. Fakat bugünün videosunu yetiştiremedim. Bugünün videosu Van'dı normalde. Dün yeni bir video geldi. Batman'a işte bu geldiğimiz, etrafı topladığımız bir videoydu o da. Yarın için bu akşam edit yapıp yarına Van videosunu yüklemeyi planlıyorum. Büyük ihtimalle bu videoda çarşamba ya da pazartesi gelirim. Pazartesiye yüklemek istemiyorum çünkü hani arka arkaya videoları yükleyince bu sefer bir önceki video çok izlenmiyor. O da hoş olmuyor. Yani biraz böyle videoları tüketiyor gibi oluruz. Büyük ihtimal bu video çarşamba gününe gelir. Neler oldu biraz bir konuşalım istedim şöyle. Bu kısım biraz böyle videonun sohbet kısmı olsun. Genelde hep böyle sessiz ya da işte böyle videoyu başlatmadan konuştuğum için, videoyu başlatmadan çektiğim için şey oldu, biraz kargolarla başladık. Uzun zamandan beri bu akıllı saatlerden istiyordum. Normalde Apple'ın akıllı saatleri, Apple Watch'lar var biliyorsunuz. Ama onların fiyatları gerçekten çok pahalı. Feyyaz da ben bunu istediğimi bildiği için ne zamandan beri Xiaomi'nin akıllı saatini almış. Onu bu hafta, yani bir haftadır böyle deneyimlemeye çalışıyorum. Bu Xiaomi 6 olması lazım. Bence gayet güzel, yani iş görüyor. Şu an %52 şarjı var. Sadece daha aldığımızdan beri bir kere şarj ettik. Neredeyse bir hafta oldu. Gerçekten bence güzel iş görüyor işte. Adımlarımı sayıyor ki bu benim için önemli. Ben günde kaç adım attığıma çok çok bakıyorum. İşte kalp atışı ne kadar uyudum vesaire. Böyle zaten normal yani. Bence bir hani Apple Watch tabii ki daha güzel ama gerek var mı? Yok. Yani benim için öyle bir gereklilik yoktu. Ben çok sevmem bu kadar. Ya bu kadar teknolojik aletlerle çok şey değilimdir, haşır neşir ama bunu uzun zamandır istiyordum. Neyse bunu aldık. Videonun başında göstermişimdir. Evimize yeni katılan bir şey daha var. Şu gamer sandalyesi diye geçiyor ama biz bunu şu sebeple aldık. Biliyorsunuz Feyyaz'ın online seansları oluyor. Online seans olduğunda da diğer sandalyemiz vardı ama o normal bir sandalyeydi ve ister istemez çok uzun saatler oturunca karşısında insan bir beli ağrıyor, rahat olmuyor. O yüzden böyle bir sandalye aldı kendisi. Hatta kurulumunu biraz çekmeye çalışmış. Ben o zaman uyuyordum. O yüzden asla görmedim. Bayağı bir zor olmuş kurulumu anladığım kadarıyla. Hem video editi yapıyoruz. İşte benim burada online derslerim oluyor vesaire derken, biliyorsunuz işte İspanyolca dersim oluyor. Başka derslerim de olacak. Birazdan onlar hakkında da konuşurum. Derken o yüzden böyle bir şeye ihtiyacımız vardı. Okulun ilk haftasını bitirdik aslında. Benim cuma ve cumartesi günüm boş. Pazar günü de DYK'm var ama yarın KPSS sınavı olduğu için DYK da iptal oldu. Bu hafta biraz böyle oldu. Hafta içi hangi gün? Perşembe günü DYK'm var yine. Ve hafta sonu pazar günü. Yani cuma günüm de boş gün. Yani cuma cumartesi benim tatil günüm gibi bir şey olacak. O yüzden cuma cumartesi günlerini biraz videolara ayırmak istiyorum önümüzdeki haftadan itibaren. Bu hafta çok olmadı çünkü evi toparlamakla vesaire geçti. Bir önceki videoda da söylemiştim. Geçen seneden sadece bir sınıfımla devam ediyorum. Diğer sınıfların hepsi yeni. İşte öğrencilerle tanıştık. Derslere yavaştan başladık. Güzel başladı. İlk iki gün böyle
böyle gerçekten perttim. Hele pazartesi günü bir geldim eve, full uyumuşum 2-3 saat falan. Gerçekten bir de nöbetle. Benim pazartesi günü nöbetle başladım bir de full. Pazartesi, salı, çarşamba benim full. Yani 7 saate giriyorum. O yüzden gerçekten çok yorgunluk oldu bende. Ama sonra toparladık yavaştan diyebilirim size. Hayatımda yeni bir gelişme daha oldu. Bunu hep böyle Instagram üzerinden işte videolarda soruyorlardı. Yüksek lisans yapmayı düşünüyor musunuz? Yapacak mısınız falan. Ben de hep böyle belli olmadığı için bir şey söyleyemiyordum. Ani bir kararla Batman Üniversitesi yüksek lisans bölümüne, turizm rehberliği bölümüne kayıt yaptırdım. Bu geldiğimiz hafta oldu. Kaydımı Bursa'dayken, yani ön kayıt, hani şey, başvuru diyeyim daha doğrusu. Başvuruyu Bursa'dayken yaptım. Sonra kabul aldım ve bakalım yüksek lisansa başlıyoruz Batman'da. Bunun için heyecanlıyım aslında bakılırsa. Turizm rehberliğinden yapıyorum bu arada. Kendi alanımdan değil ama dil bölümüne de, hani İngilizce öğretmenliğine de en yakın bölümlerden bir tanesi turizm rehberliği. O yüzden o bölümü tercih ettim. Bu seneki derslerimiz olacak. İşte online olacak bu arada benim derslerim. Onu da söyleyeyim. O yüzden dedim ya, online derslerim olacak bilgisayar karşısında. Bu sandalye o yüzden bizim için çok iyi olacak. Şu an süreç nasıl ilerleyecek bilmiyorum. Akşamları olacak derslerim. O yüzden bayağı bir yoğunluk olacak. Yine sizi süreç içerisinde bilgilendiririm. Kısaca Batman Üniversitesi ile de bir bağlantım olmuş oldu. Bakalım bir gün üniversiteye gidersek, bu öğrenci kartları falan çıkarılıyor sanırım. Hem de bir üniversiteyi de görmek istiyorum. Gidersek bir videoda da çekerim orayı, gören. Sizlerle de bu haberi paylaşayım dedim. Yani bu sene daha rahat geçer derken yine bir hayatıma bir şey kattım. Yine böyle bir yoğunluk kattım ister istemez. Geçen sene çok yoğundu zaten, biliyorsunuz artık. Bu sene böyle diyordum ki hani rahat olur 4 gün okul, 3 gün falan tatil der. DYK'ya başvurdum, kurs açıldı, bir de yüksek lisans derken. O yüzden sadece cuma ve cumartesi günlerimi doldurmamaya çalışacağım ama cuma günü de dersim var. Yani kısacası cumartesim bir tek boş gibi düşünebilirsiniz. Yapacak bir şey yok. Heyecanlıyım. Bakalım, dersler için de heyecanlıyım. Umarım çok çok güzel geçer. Size söyleyeceğim şeyler bu kadar. Biraz böyle sohbet etmiş olduk bu videoda ama ne zamandan beri etmiyorduk. Güzel oldu. Bu videoyu da ben bugün bitiririm diye planlıyorum. Yarına edit yaparım ya da bilmiyorum. Yarın da bir şeyler çekerim. Çarşambaya yüklerim. Bakalım bu akşam bakayım ne çekmişim, ne çekmemişim. Ondan sonra ona göre devam ederim. Evi toparlıyorum. Kargolar geliyor. Geldiğimizden beri full çamaşır yıkıyorum. Böyle sele birikti. Ütülenecekler, katlanacaklar derken, çünkü arka arkaya yıkıyorum. Bayağı bir şey oldu, yoğun oldu benim için de. Biz de birazdan mangala gidecektik aslında. Burada hastane, yaşamaz, hayır yanlış söylüyorum. Bir park var. Şeyde hatta. Ben sınav görevi almıştım üniversitede. Bu Fatma Zehra'nın, Batman'da olanlar bilir. Onun oraya bir park, Azerbaycan'la ilgili bir şey parkı var orada. Neyse, oraya gidecektik. Bakın akşam belki oraya gideriz. Mangala gidecektik ama mangaldan vazgeçtik. Akşam sandalyelerimizi böyle alıp biraz böyle Batman manzarası vesaire oraya gidersek onu da çekerim size. Keyifli olur diye düşünüyorum. Van videosunu izlemediyseniz de onu da mutlaka izleyin. Gerçekten çok güzel bir geziydi bizim için. Hem de Van'ı görmüş olursunuz. Böyle 2-3 günlük bir Van gezisi yapmıştık. Böyle. Şu an enerjim güzel. İnşallah sene boyunca böyle devam eder diye ümit ediyorum. Çekmeyi planladığım şeyler var. Video fikirleri yine var. İnşallah bu yoğun tempomda bir de YouTube'a da vakit ayırabilirim. Çünkü yazın çok güzel gitti YouTube. Gerçekten sürekli sık sık video geldi ama okul döneminde haftalık vlog şeklinde gelecek maalesef. Olsun. Yapacak bir şey yok. Arada da böyle sohbet videoları gelir diye düşünüyorum. Böyle, neyse, ben şimdi ortalığı toparlıyorum. Etrafı toplamaya devam edeyim. Ondan sonra yine görüşürüz. Selamlar herkese. Aslında güzel bir emeklerinizin karşılığını alıyorum. Instagram'dan da böyle hikaye attım. Ara ara böyle Instagram üzerinden böyle soru cevap. Soru cevap olmasa bile sizlerle sohbet ediyoruz. Instagram'dan da takip etmiyorsanız açıklama kısmında linki mevcut. Zaten arada böyle Instagram hesabının da adı geçiyor. Oradan takip edebilirsiniz. Daha güncel gidiyor orası. Onu da bir söylemek istedim videonun içerisinde. Öyle. Şimdi devam edelim işimize. Şu an sabitledim. İnşallah kamera sabit durur. Onu da bir yandan tutmaya çalışıyorum. Fırçalarımı yıkayacağım. Şöyle bir kavanoz içerisine su koyacağım öncelikle. Şimdi bunlar benim yıkayacağım fırçalar. Öncelikle. Bende şu var. Böyle BB Beauty'nin bu işte şampuan,
temizleme şampuan diye geçiyor. Fırçalar ve süngerler için. Normalde beyaz sabunla da yapılıyor da ben bunu almıştım o zaman böyle indirimdeyken. Şimdi bunun içerisine dökeceğim bundan. Ondan sonra bunları böyle bekletiyorum ben içerisinde. Bayağı bir temizliyor. Şu an biraz fazla koyacağım çünkü fazla dökeceğim. Zaten ürünün artık son kullanma tarihi geliyor. Hem o olsun hem de normalde sabunla da yapabilirsiniz, beyaz sabunla. Şimdi süngerimi atacağım içerisine. Orada dura dursun. Sonra şimdi bunu böyle atıyorsunuz ya. Bu böyle duracak içerisine. En son temizliyorum bütün fırçalarımı. Şöyle şu şekilde bunu içerisine koyuyorum. Bunlar böyle biraz duruyorlar. Sonra onları yıkıyorum. Gerçekten daha pratik oluyor. Yani o şekilde öteki türlü şey yapmaktansa. Sünger de burada durursa. Tamam. Evet, şimdi beyaz dışarıdaydı biliyorsunuz. Geldi ve etlerle geldi. Normalde mangal yapacaktık bu akşam ama evde yiyeceğiz yemeğimizi. Evet, bunlar nedir? Ne yapıyorsun? Ne aldın? Bize bir anlat bakalım. Ya şimdi biliyorsun markete aç gitmek. Evet, sıkıntı. Bayağı bir sıkıntı. Bir tane büyük kuzu budu aldım. Hı hı. Sonra onu böyle böldürdüm burada. Şu mu? Evet. Yani bu. Hı, anladım. Şahmar'da gerçekten müthiş hizmet. Hemen bölüyorlar falan böyle. Evet. Şimdi işte bunu yaparız diye düşündüm. Şiş. İkişer tane şiş, ikişer tane de pirzola yeriz diye bir düşündüm bu akşam. Hı hı. Bunlar da işte duracaklar. Buzluğa atarız. Bunlar yemeklik oluyormuş. Hı hı. Böyle kemikli falan. Nohutu vesaire herhalde. Öyle çorba şey falan herhalde. Evet. Her şey olur yani. Bu bayağı büyük kemikliydi bunlar. Bunlar da normal kuşbaşı işte. Hı hı. Öyle bir alışveriş yaptık. 210 falandı yani bu kuzu kol. Ne kadar? 86 lira kilosu. 86 lira kilosu. Aslında uygun yani bence. Tabii. Batıya göre falan değil mi? Çok uygun. Daha uygun, evet. Öyle. Size de bir göstereyim dedim. Hem de ama yani 86 lira ama bu et değil tabii. Yani kemiği de dahil 86. Ama yine de her şeyinden faydalandığın için yemeklerde. Evet. Sen şimdi bunu mu yapacağız bu akşam? Air fryer'da. Aynen, bir deneyelim bakalım nasıl olacak. Hadi. Şey, buna kekik desek almadık zor olur. Evet, geçenlerde kargoda göstermişimdir. Hatta ben bunu Akçay'da da anneme de aldık. Orada da gösterdim. Şu böyle mini Dyson diye böyle reklamları yapılan şey var ya. Neyse, kısacası gırgır aslında. El süpürgesi gibi. Gerçekten o kadar harika bir şey ki. Yani şu an halıyı onunla süpürüyorum. Çünkü diğer süpürgeler o kadar güzel çekmiyor. Bu böyle bildiğiniz tarıyor gibi. Şu şekilde altı. Şöyle gösterecek olursam şöyle dönmeli. Şimdi halılara kullandığımı yatak ve koltuk üzerine kullanmamak için bunu da böyle koltuk üzerine kullanacağım. Koltuk ve yataklarda kullanacağım. Yastıklarda vesaire, hani daha temiz yerlerde. Diğer bir tanesini de halılarda kullanacağım. Şimdi şu koltuğun üstünü hemen süpürelim. Gerçekten vallahi bayağı memnun kaldım yani, şakası söylüyorum. Güzel bir ürünmüş yani. Nasıl kıl tüyü ne varsa her şeyi çekiyor şu altındaki şu yapı sayesinde herhalde. Şimdi size şok olacağınız bir şey göstereyim. Koltuğu da geçen gün süpürdüm bu arada. Yani 2-3 gün falan oldu. Şu an koltuğun üstünden çıkanlara bir bakın. Açılsın bir. Bakar mısınız? Gerçekten şaka gibi. O kadar tozlu ki Batman, zaten her gün temizleyince bile yetmiyor bu koltuktan çıkan. Yani bu gerçekten çok enteresan. Koltuğun arkası falan var bizim. Orası çok aşırı toz oluyor. Bu oturduğumuz yerde zaten çoğu o tarafta çıktı. Şurası hemen göstereyim. Şu koltuğun şu arka kısmı bizim aşırı bir şekilde toz oluyor. O yüzden mesela şuraya şey yaptım ya, bayağı bir şey oradan çıktı. Böyle yani, bir göstereyim dedim size. Güzel bir şey hakikaten. Evet, şu şekilde dizdim. Şimdi bakalım, başlatıyorum. Oldu. Evet, etler böyle oldu. Yani gayet güzel duruyor, sulu duruyor. Şimdi en son baharatını ilave ediyorum.
Kekik gayet yakışan bir şey ete. Hele ki bu kekik, değil mi? Aynen, bu zaten özel bir kekik. Evet, şu an çok enteresan bir şey oldu. Şurada ateş yakmıştık böyle. Şurası tam böyle askeriye. Özellikle şu taraftan bir ışık geldi. Yeşil ışık. Sonra şuradan herhalde bizi uyardılar ateşi söndürün diye. Ama korktuk yani, ne olduğunu anlamadık. Böyle iki kere yeşil ışıkla uyarı gelince şu an ateşi söndürüyoruz. Halbuki yakanlar var ama bizi söndürttüler. Herhalde biz biraz uçta kaldığımız için midir nedir anlamadım ama. Ama çok komikti. Biraz korku. Güzeldi böyle, rengi çıkmıştı şey. Evet, çok güzeldi ateş. Neyse, vurulmadık ona şükür. Ay, değil mi? Korktum ama ben. Lazer tuttu ya. Evet. Daha fazla. Aynen. Evet, aranıldıkları zaman daha çok görmek isteyecekler. Yanlış bir şey miydi yani? Sürekli bizle de. Evet, şimdi birkaç saattir burada oturuyoruz. Karabağlar Parkı'nın böyle yanı gibi burası. Öyle Parkı'nın yanı gibi böyle. Karabağlar Parkı da güzel. Belki bir akşam oraya da geliriz. Böyle sandalyelerimizde falan oturduk. Güzel bir Batman manzarası var. Keyifli yani, Batman'da olanlara tavsiye ediyorum. Güzel burası. Böyle gelip oturabilirsiniz. Yani insanlar da var bayağı. Hani insanlar sandalyelerini almışlar falan. Çok güzel böyle şehrin ışıkları. Çok gece olduğu için görünmüyor ama Instagram'a birkaç fotoğraf attım. Unutmazsam şu sağa sola koyarım. Çok güzel oldu. Güzel çıktı yani fotoğraflarda. Işıl ışıl. Havada serin, güzel yani. Batman'da böyle hissetmek çok iyi. Hatta böyle ceketlerimizi falan da giymeye başladık. Ateş yakmıştık. Az önceki ateş maceramızı biliyorsunuz zaten. Kapatmak zorunda kaldık. Karşıdan askeriyeden uyarı geldi. Ondan sonra komik oldu ama korktuk orada, ne oluyor dedik ya, ışıkları yeşil ışığı böyle bize doğru tutunca uyarıydı herhalde o. Öyle marshmallow falan yapacaktık aslında. Normalde biz burada mangal falan hani yapabiliyorlarmış. Normalde gündüz mangal yapacaktık biliyorsunuz, ondan vazgeçtik. Ve belki başka bir akşam yaparız ama birazcık daha geri tarafta yaparız. Yani çok bu uçta sınır olunca direkt arka taraf daha sıkıntı olur belki. Öyle keyifliydi. Şimdi eve gideceğiz. Saat 12.30 falan çünkü Ayaz'ın KPSS'si var. Ona girecek. Ben de biraz erken kalkarsam video editleyeceğim bu akşam One videosunu ki yarına yetişsin, yoksa yetişmeyecek. O demektir ki bu videoda sarkacak. Öyle bir şey olsun istemiyorum. Öyle yavaş yavaş böyle Batman'a geldik. Gezdikçe, bir şeyler yaptıkça bakalım, planlar yapmaya çalışıyoruz. Ama önümüzdeki yaz için inşallah böyle hayallerimiz gerçek olur. Gerçekten çok zor. Ama hayal kurmak, plan yapmak bile insanı böyle daha motive ediyor. Yani o sene için daha motive oluyorsunuz. Hani evet, ben buradayım, şunu yapıyorum ve bunun için yapıyorum gibi olunca insan daha böyle bir motive oluyor. Daha mutlu oluyor, bilmiyorum. Öyle güzeldi. Şimdi döneceğiz. Evet, bir sonraki günden selamlar tekrar. Şimdi bir dışarıda biraz işlerim var. Bugün biraz erken uyandım aslında. Sabahtan beri işlerimi hallediyorum ama hiçbir şey çekmedim. Dün akşam bu arada videoyu bitiremedim. Ben videosunu bitiririm diyordum. Fakat mümkün olmadı. Çünkü çok uykum geldi. Saat 3'e falan geliyordu. Sonra dedim yat uyu. Çünkü bugün işlerim var. Dışarı çıkacağım. Feyyaz da biliyorsunuz KPSS'ye girdi. Öylesine. Yani 2 yılda bir oluyor ya onların. Hani dedi bir gireyim diye. Zaten yılan hikayesine döndüğü için sınav, neyse. Sınava girdi. İşte şimdi o geliyor. Birazdan da benim dışarıda işim var. Dışarıya çıkacağım. Hazırlandım. Onu bekliyorum. Dışarıda da büyük ihtimalle trafik var. Sınav çıkışı olduğu için birazcık sıkıntı olabiliyor. Yani bir sizlere de çekeyim dedim. Bu vlog bayağı uzun oldu sanırım. Çünkü bir yerde de sohbet falan ettim ama neyse, yapacak bir şey. Dolu dolu bir video olsun işte. Dün akşam da çok keyifliydi bu arada. Bakın buraya sarmaşıklarımız da geldi. Dün şeyleri çekmeyi unuttum size. Çiçekleri biraz ayarladım. Çünkü biz Atan'ın ofisine bırakmıştık çiçeklerimizin bazılarını. Fakat bazıları böyle şey ölmüş, işte kaktüsler gitmiş falan bazıları. Onları ayarladım. Yeni saksılara diktim falan. Bugün de şu kitaplığı toparlama planım var. İşte saat 3 gibi işim biterse
Geldikten sonra onları halledeceğim. Akşam da İspanyolca dersim var yine. Ya böyle pazar günüm yoğun geçecek. Zaten normalde bugün DYK vardı biliyorsunuz ama KPSS olduğu için DYK iptal oldu. Okulda da çünkü sınav varmış. O yüzden iptal oldu. Bakalım DYK'da inşallah haftaya başlayacak. Yani ne zamandan beri başlayamadı bir türlü. Hafta içi olan DYK'm iptal oldu biliyorsunuz. Söylemiş miydim hatırlamıyorum. Sonra işte hafta sonuna kaldı falan derken böyle yoğun geçiyor. Neyse inşallah gelirdi. Ben de geç kalmam. Şu an saat 1'e 10 var. Bir de falan olmam gerekiyordu ama bilmiyorum. Neyse, hadi bakalım. Havalar yine ısındı bu arada ama sanırım çarşambadan sonra soğuyacakmış. Şu an bugün 39 derece gösteriyor. Hissedileni söylemiyorum bile. Çarşambadan sonra herhalde yine soğumaya başlayacak. Bu da benim için iyi bir şey. Çok şükür artık soğuklar ya 28'e falan düşecekmiş. O yüzden mutluyum. Evet şu an mutfaktayım. Geldiğimden beri çıkamadım. Saat böyle şu an. Bakalım hem ne çıkıyor? 18.25. Ben de yemek yapıyorum. Feyyaz nohut yaptı düdüklüde böyle etli. Ben de yanına pilav yaptım. Şimdi düdüğünün altını kapatacağım hatta. Böyle şey düdüklü kullanmaya biliyorsunuz ben korkuyorum. Böyle çok şey yapmıyorum. Sevmiyorum düdüklü kullanmayı falan. Neyse şunları kavanozları doldurdum. Gerçekten bu kavanozlardan o kadar memnunum ki. Bunları iyi ki almış oluyorum. Şimdi o kadar pahalandılar ki bunlar. Böyle bambu asla hani ne kadar durursa dursun hiç böyle tazeliğini yitirmiyorlar. Bir de ben bunları böyle set olarak almıştım. Hatırlarsanız Batman'a ilk geldiğim videolarda böyle alışverişler falan yapıyordum. O zaman böyle almıştık. Birazdan yemek yiyeceğim. Saat 7'de dersim var. 18.25. 7'de İspanyolca dersim var. Ondan sonra da bir Feyyaz'ın arkadaşlarıyla böyle bir arada böyle speaking club gibi bir şey yapıyoruz. O var. Ondan sonra onu yapacağım. Yani 2 saat falan şu an doluyum. O şekilde şimdi şunu altını bir kapatalım. Ha tamam bitti. Salata yapayım. Ondan sonra Feyyaz da dışarı gitti. Atay'la birlikte fırına bir şey verdiler. Patlıcan verdiler. Patlıcanları fırın közleyecekmiş. Ama ne yapacaklarını bilmiyorum. Kavanoza mı dolduracaklar? Turşu gibi ne yapacak bilmiyorum. Size de çekerim ne yaptırdıklarını. Şimdi buraları temizledim, topladım. Şimdi salata yapayım. Güzel gider çünkü pilav ve bir de dün akşamdan çorbamız vardı. Kremalı mantar. Bu akşamlık menümüz bu şekilde.